İnsan, insan, insan ve yine insan. Bu biraz daha çöp adam olmuş ama onu da insan kabul edelim. Peki insanı hatta canlıları varlık yapan şey nedir? Bizleri varlık yapan şey biraz göreceli bir cevap vereceğim ancak bu sorunun cevabı bence kalptir, yani vicdandır. Peki bu cevabı cebimize atalım ve su çöp adamdan devam edelim. İsterseniz kendisine bir isim seçelim hemen. Mesela Arda nasıl olur? İstemiyor peki. Besim nasıl olur? He beğendi gibi. Tamam onu da istemiyorsun pekala. Şuna ne dersin? Cesur. Cesur'u sevdin mi? Sevdim. Pekala. O zaman sana bundan sonra cesur diyelim. Cesur'u biraz tanıyalım isterseniz. Cesur aslında biz insanlara çok benziyor. Sabah 8 akşam 5 mesai saatleri vardır. Erken yatar erken kalkar, işine gider gücüne bakar. Bu aslında her insanın aynı olmasa da benzer şartlardaki yaşamını temsil eder öyle değil mi? Cesur ise bir gün bu düzenden sıkılıyor ve insanlar çalışmamalı gibi ütopik bir fikir ortaya atıyor. Hmm. Gayet iddialı olmalıdır herhalde. Cesur iyice düşünüp taşınıyor ve çareyi insanların yerini alabilme kapasitesinde olan bir takım robotlar üretmekte buluyor. Evet robotlar. Cesur çok çalışkan ve bir o kadar da zekiydi. Uğraştı, çabaladı, emek verdi, insan gücüyle yepyeni bir robot tasarladı ve o robotu da hayata geçirdi. Ancak bu robotu seri üretime geçirmek biraz zaman isteyen bir süreçti. Cesur bu süreç içerisinde robotuna baktı, büyüttü, geliştirdi, kolladı, Cesur öyle bir robot yapmıştı ki bu robot bırakın fiziksel hareketlerde bulunmayı hem konuşabiliyor hem de düşünebiliyordu. Cesur bu dünyadaki gelmiş geçmiş en kültürlü, en bilge ve en yönlü robotu çoktan yaratmıştı bile. Evet, bu robotu da seri üretime geçirdi çünkü bir hedefi vardı. Gereksiz işlerde çalışmamak. Cesur iyice önüne ün katmaya başlamış ve arkasına belli bir kitleyi toplamayı başarmıştı resmen insanların umudu olmuş, büyük ses getiren çalışmalara imza atmıştı. Ancak bir sıkıntı vardı. Cesur ve bütün insanlar şunu unutmuştu. İnsanların çok büyük bir zafiyeti vardı. O da sorumluluklarını ve işlerini en kısa yoldan halletme ve özgür kalma isteğiydi. İnsanlar robotlar üretilince çalışmak zorunda kalmadılar. Çünkü robotlar onların yapabileceği her işi yapıyorlardı zaten. Ve İnsanlar artık özgürdü. Ancak bu özgürlük öyle bir özgürlüktü ki insanlar her şeyi yapabilirlerdi. Ancak hiçbir şey yapmamak insanlara daha cazip geliyordu. Cesur dışarıya bakınca hiçbir insanı göremedi. Adeta bir robotlar istilasındaydı. Ürettiği robotlar insanları her ne kadar sabah 8 akşam 5 misallerinden kurtarmışsa da insan neslini tembelleştirmişti. Cesur ürettiği robotların ne kadar donanımlı ve ne kadar zeki olduğunu fark edince kendine soruyu sordu. Benim yarattığım bir şey nasıl benden daha zeki olabilir? Tamam kabul ediyorum bu biraz itopik ve klişe bir senaryoydu. Sonuçta robotların gelişiminden endişelenen herkes buna benzer senaryoları anlatırlar ve abartmayı da severler doğrusu. Duyarsınız işte ya, her yerde robotlar dünyayı hükmedecek falan. Peki Ütopik diyoruz ama ne kadar ütopik? Sormak istiyorum, insan yapımı bir robot nasıl yaratıcı düşünüp cevap verebilir? İşte burada karşımıza ChatGPT adlı bir yapay zeka ortaya çıkıyor. ChatGPT öncelikle herkesin kullanımına açık ve her şeyi bilebilen bir yapay zekadır. Mesela bir ödeviniz mi var? Boş verin yapmayın. Bu ödevinizi ChatGPT'ye yaptırarak bu ödevlerinizden kurtulabilirsiniz. Veya bir sorunuz mu var? Bu soruyu ChatGPT'ye sorarak anında cevap alabilirsiniz. Ya da diyelim ki sıkıldınız. ChatGPT ile sohbet edebilirsiniz. Çünkü kendisi çok kültürlüdür de aynı zamanda. Dediğim gibi kullanımı tamamen açık ve size kalmıştır. Meziyetli, çok gönlü, bilge, kültürlü bir yapay zeka. Peki biz aslında ChatGPT'nin bilgi dağarcığından ve özelliklerinden bahsediyoruz da aslında daha da önemli bir şey var. ChatGPT 4-5 ay içerisinde 4-5 ay içerisinde bilgi dağarcının özelliklerini resmen 2'ye, 3'e katlar nitelikte kendini geliştirdi. Önceden teknoloji yıllar içerisinde gelişirken artık aylar içerisinde gelişmeye başladı. Bu kademeli bir gelişmeden ziyade adeta bir sıçrayışa dönüştü. Gelişmenin ayak seslerini siz de duyabiliyor musunuz? Aslında İnsanlar kontrollü bir şekilde gelişirse teknolojiyi kendi çıkarları lehine kullanabilirler elbette. Mesela teknoloji bize günlük hayatımızda zaten yardım etmiyor mu? Örneğin navigasyonlarda, internet sitelerinde, cihazlarda ve hatta en bilimsel araştırmalarda bize yardım etmiyorlar mı? Biz dünyamızı kurtarmak için gereken önlemleri bilgisayarlarla hesaplarken aynı zamanda da eğer bu yaşadığımız dünyayı kurtaramazsak eğer hangi gezegenin bizim için en iyi şartlara sahip olduğunu araştırabiliyoruz. Ve teknolojinin sıçraya sıçraya geliştiği bir dünyada bilimsel araştırmalarda daha da fazla hız kazandı elbette. Şu anda medeniyetlerin gelişmişliği ARGE ve teknoloji gücüyle ölçülmeye başlandı. Böyle bir ortamda ise rekabette haliyle fazla oluyor. Bu rekabeti ise insanlar olarak lehimize mi yoksa aleyhimize mi kullandığımız meçhul. Mesela yapılan bir araştırmaya göre küçük işletmelerin %31'i çoktan yapay zeka araçlarını kullanmaya başlamışlar ve bu %31'lik kesmin %82'lik kısmı bu yapay zeka araçları sayesinde daha fazla gelire ve daha az gidere sahip olmuşlar. Gördüğünüz gibi yapay zekalar küçük işletmelerin ekonomik verimliliğini arttırmış aslında. Bu insanların lehine olan bir şey öyle değil mi? Ancak yine yapılan bir araştırmaya göre 2030 yılına kadar robotların insan emeğinin %30'unu alacağı tahmin ediliyor. İşte ben bu insan emeği kısmında sizlere bir yapay zekadan daha bahsetmek istiyorum. Dali. Dali ismini ünlü ressam Salvador Dali'den almıştır. Kendisi burada da görebileceğiniz üzere illüstrasyonlar ve bir o kadar da yaratıcı resimler yapmakla meşhur. Peki sormak istiyorum. Kendi isteğiniz neticesinde resimlerine duygu da katabildiğiniz bir yapay zeka varken ressamlara ne gerek var? Ressamlar bizi yeteri kadar tatmin etmiyor mu? Peki bu yapay zeka yani Dali gerçekten de ihtiyacımız olan bir yapay zeka mı? İnsanlığın ihtiyacı olan bir yapay zeka mı? E, senin anlattıkların robot değil ki. Yapay zeka bunlar. Hayır, bu saydığım bütün yapay zekalar elbet bir gün ileride robotlarda kullanılacak ve böyle bir durumda ise insanlar ve robotlar beraber yaşayacaklar. Ben bu beraber yaşama konusunda sizlere bir isimden bahsedeceğim. Karl Marx. Karl Marx'ı eminim bilen çoğu kişi vardır ancak ben yine de söyleyeyim. Kendileri 19. yüzyılda yaşamış Alman bir filozof ve bilimsel sosyalizminde kurucusu olurlar. Diyalektik materyalizm diye bir görüşü savunur Karl Marx. Diyalektik kelimesi yabancı gelmesin. Hemen anlatalım. Diyalektik düşünce 3 bölüme ayrılır. Tez, antitez ve sentez. Bunlar nedir? Hemen şöyle özetleyebilirim. Mesela bir etkinliğe gittiğinizi düşünün. O gün o etkinliği hazırlayanlar, yani organizatörler o gün en yetkili kişiler olacaklar için onlar tez olsun. Siz ise etkinliği kuranların karşıtı. Yani bir katılımcı olarak oraya gittiğiniz için siz tezin karşıtı olan antitez oldunuz. Ve ne hikmetse iki grubun da orada bulunuş amaçları farklı olsa da bir mekan altında bu buluşmayı başarmışlar. İşte o mekanda sentez oluyor. Bakın eğer tez olanlar yani etkinliği hazırlayanlar olmasaydı eğer belki de siz o gün oraya gitmeyecektiniz ve belki de o mekan altında buluşamayacaktınız. Demek ki neymiş? Tez diğerlerini tetiklermiş. Materyalizm şu demektir. Maddeyi duyulan inanç demektir. Her şey maddeden gelmektedir der. Bu kadar bilseniz yeterdir. Özünde Karl Marx diyalektik materyalizmde şunu anlatmaktadır. Toplumda bir tez vardır ve bu tez soylu sınıftır. Toplumda bir antitez vardır ve bu antitez halktır. Toplumda bir sentez vardır. Hem tezin hem de antitezin birleştiği bir yer. İşte orası da mekanlardır. Soylu sınıfı halkı manipüle eder. Halk bu manipülasyona inanır ve soylu sınıf bu manipülasyonun nimetlerini yer. Bu üçü de birbirine zincirleme bağlanmıştır ve birbirinden ayrılamazlar. Mesela bu şemayı hatta günlük hayatımızda patron işçi fabrika olarak ya da müdür beyaz yakalı plaza olarak da düşünebilirsiniz. Peki tez, antitez ve sentezi işte biraz anladığınız anladıysak eğer cebimize atalım ve biraz daha derinlere inelim. Cesur tekrardan gelsin. Cesuru yani aslında biz insanları doğadaki hayvanlardan ayıran temel farklılıklar nedir? Çok sorulan bir düşünce sorusudur böyle değil mi? Mesela bu farklılıklar yaratıcı düşünebilme yeteneği olabilir ya da irade sahibi olmamız olabilir. Özgür olmamız olabilir. Analiz yapabilmemiz, aklı kullanarak düşünmemiz bunlar olabilir. Öyle değil mi? Ancak mesela duygularımız bir farklılık değildir. Sonuçta hayvanların da duygusu vardır. Onların da vicdanı vardır. Peki hayvanlara özgü özellik nedir? Mesela bence bu doğal durumunda olmalıdır, öyle değil mi? Çünkü eğer hayvanlara karışan bir etki yoksa eğer, onlar zaten kafasına göre takılıyor. Peki, hiç kendinize şunu sordunuz mu? Biz insanları robotlardan ayıran temel farklılıklar nedir? Mesela chat GPT ile güçlendirilmiş bir robot düşünelim. Yaratıcı düşünebilme yeteneği bir farklılık olabilir mi? Hayır, olamaz. Peki, analiz yapabilmek bir farklılık olacak mı? Hayır, üzgünüm o da olmayacak. Bizim farklılıklarımız, duygularımız, irade sahibi olmamız ve özgür olmamız olacak. Çünkü robotlar insanlardan gelecekte daha da kıvrak düşünecek. Şu ben şemasına baktığınızda da fark edebileceğiniz üzere zaten bizim hem hayvanlarla hem de robotlarla ortak bir özelliğimiz olmayacak. Yani bu üç grubun da ortak bir özelliği olmayacak. Eğer bir gün robotlarda yaşarsa ki ben buna pek ihtimal vermiyorum o zaman bu şema değişir ve dünya yeni bir varlık kazanır. Çünkü konuşmanın başında da, en başında da dediğim gibi sizlere bizleri varlık yapan esas özellik vicdanlı oluşumuzdur. Peki bütün insanların patron olduğu, robotların da varlık olarak yaşadığı bir dünyayı hayal edelim. Bu dünyada tez, antitez ve sentez ne olurdu? Şimdi düşünelim bir. Bütün insanlar bir kere patron olacağı için büyük ihtimalle şüphesiz ki insanlar tez olacaktı. Antites ise insanların karşıtı olan robotlar olacaktı öyle değil mi? Peki sentez ne olurdu? İşte bu konuda insanlar ikiye ayrılıyor. Bir kesim robotların varlığından şüphelenirken diğer kesim bu şüphelerin tamamen gereksiz olduğunu vurgulamakta. Tamam kabul ediyorum ben. Geleceği kestirmek her ne kadar zor olsa da eğer hakikat olan bir sentezde buluşamıyorsak bizi nasıl bir gelecek bekliyor? İnsanlar robotlar konusunda ölçülü mü davranacaklar yoksa bildikleri yolda şaşmayacaklar mı? İnsan, 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 insan. Bu defa insan aynı cesurun sorduğu gibi bir soru sorar kendine. Benim yarattığım bir şey nasıl benden daha zeki olabilir? Bu soruyu ilk kim sormuştu biliyor musunuz? Tanrı. Teşekkür ederim.